Selamünaleyküm arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İslam ahlakında yer ilen davranışlardan suizanı ele alıyoruz şimdi de. Öncelikle zan ne demek? Zan kesin bilgiye sahip olmadan tahmine göre konuşmak, hüküm vermek demektir. Yani tahmin, şüphe demek. Zannetmek diyoruz ya, işte o. Bilgiye dayanmıyor yani, zanna dayanıyor. İslam bilginleri zanlı ikiye ayırmışlar. Suizan ve hüsnü zan. Hüsnü zan ya da hüsni zan insanlar ve olaylar hakkında iyi düşünmek, iyi niyet beslemek yani her şeye iyi tarafından bakmak demektir. Ahlaki bir erdemdir ve Müslümanlarda olması gereken bir özelliktir. Maalesef her zaman böyle olmuyor. Halbuki hüsnü zan insanı sadece erdem sahibi yapmaz, aynı zamanda ön yargılı olmaktan ve iftira atmaktan da korur. Yani yanlışların önüne de geçmiş olur, önünü de keser. Nur suresi 12. ayette Allah-u Teala bizlere iftira karşısında takılmamız gereken tavrın hüsnü zanda bulunmak olduğunu açıkça ifade ediyor. Bu ayet-i kerime daha önce iftira konusunda da bahsettiğim ifk hadisesiyle ilgili, yani Hazreti Ayşe'ye atılan iftira ile ilgili. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede iftiraya inanıp yayanları ikaz ediyor. Bilip bilmeden konuşuyorsunuz. Neden hüsnü zanda bulunmuyorsunuz? Mü'mine bu yakışır diyor. Yani arkadaşlar, birincisi hüsnü zan sizin birine iftira atmanızı engelliyor. İkincisi biri başka birine iftira attığında hüsnü zan yani iyi niyetle yaklaşmamız gerekiyor. Suizana gelince su Arapçada kötü demek yani kötü zan anlamına geliyor. Yani doğru bilgi ve delile dayanmaksızın yapılan olumsuz yorum ve görüşlere suizan denilmiş oluyor. Kötü niyet beslemek, her şeyin altında bir şey aramak da diyebiliriz. Hatta daha önce bahsettiğimiz tecessüs yani mahremiyetin ihlali meselesinde de insanların kusurunu araştırmak olduğu için suizandan kaynaklanıyor bu. Dolayısıyla diyebiliriz ki bilgiye dayalı olmayan değerlendirmeler, görüşler insanı yanlışa sürükleyebilir. Hatta kötü niyetle yapılanlar kesin olarak sürükler. Öyleyse suizan ahlaki bir zayıflıktır ve terbiye edilmesi gerekir. Eğer terbiye edilmezse düşünce ve davranışlarımıza yansıması kaçınılmaz olacaktır. Arkadaşlar Allah-u Teala sanmayın ki bir şeyleri yasaklayarak bize hayatı zorlaştırmak istiyor. Hayatı aksine kolaylaştırmak, yanlışlarımız yüzünden karşılaşabileceğimiz sıkıntılardan korumak istiyor. Zira o bizi bizden iyi tanıyor. İnsan aklı nasıl çalışır, haksızlığa uğradığında ne yapar iyi biliyor. Ve seni öncesinde uyararak böyle durumlardan korumuş oluyor. Konuya ayet-i kerimeden ve hadislerden örnek vermeden tabii ki de olmaz. Ayet-i kerimede ey iman edenler zannın çoğundan sakının çünkü bazı zanlar günahtır buyuruyor. Neden bazı? Çünkü dediğimiz gibi hüsnü zanda bulunmak iyi bir şey. Hatta teşvik bile ediliyor. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde zandan sakının çünkü zan yalanın ta kendisidir buyuruyor. Dolayısıyla arkadaşlar zannın yalandan bir farkı olmadığını söylemiş oluyor. Hatta bir hadis-i şerifinde de kişiye her duyduğunu söylemesi yalan olarak yeter diyor. Kısacası her konu hakkında yorum yapmayalım arkadaşlar. Şems-i Tebrizi olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel bir sözü vardı diyor ki Allah insana iki kulak bir ağız vermiş. Bir konuşup iki dinleyelim diye. Yani muradı buymuş. Bir konuşup iki dinleyelim. Eğer ki biz bunu kendimize ahlak edinebilirsek birçok sıkıntıdan ve yanlıştan kendimizi korumuş oluruz arkadaşlar. Yedinci ahlaki olmayan davranışta hile yapmak. Arkadaşlar çıkar sağlamak amacıyla başkasını aldatmak ve yanıltmak anlamına gelen hile, doğruluk ve adaletin tam zıttıdır. Dolayısıyla hile yapmak
yaparak İslam dininin doğru ve dürüst ol emrini de çiğnemiş oluruz. Müslümanca davranmamış oluruz ama maalesef birçok Müslüman hileye farklı alanlarda da olsa başvuruyor, öyle değil mi? Devleti kandırıyor mesela. İşte devleti dolandırıyor, kaçak elektrik kullanıyor ya da esnafta çok görürüz. Malının eksiğini gizliyor, kaliteliymiş gibi gösteriyor ya da eksik tartıyor veya sınavda kopya çekiyor mesela. Bunların hepsi ya çıkar sağlamak ya da haksız kazanç elde etmek için yapılan hileler ve aldatmalardır ve her biri de haramdır arkadaşlar. Zira bunu yaparken sadece yalana başvurmuş olmuyoruz. Aynı zamanda emeğe saygısızlık etmiş oluyoruz. Yani emek hırsızlığı ve haksız kazanç da söz konusu. Dolayısıyla kul hakkına da girmiş oluyoruz hile yaptığımızda. Kul hakkı ile ilgili ne biliyorduk? Allah-u Teala neyle gelirsen gel, samimi bir tövbeyle her şeyi affederim ama kul hakkıyla gelme diyordu. Çünkü o bizim ve karşı tarafın arasında olan bir şeydi. Allah-u Teala buna karışmıyor. Birine iftira attığınızda, gıybet ettiğinizde, özelini araştırdığınızda hepsinde kul hakkına girmiş oluyorsunuz. O yüzden İslam'ın hoşlanmadığı bu davranışların her birinden kurtulmanın yollarını aramamız gerekiyor. Zaten bunlar Müslümana yakışmayan şeyler. Dolayısıyla arkadaşlar uzak durmamız gerekir. Kur'an-ı Kerim'de hile yapıp aldatmak gibi diğer davranışların çoğu da münafıklığın alameti, özelliği olarak gösterilir. Peki neden? Çünkü genelde ayet ve hadislerde de gördük bu tarz davranışlar iman ile ilişkilendiriliyor arkadaşlar. İmanın insan yani imanlı bir insanın bunu yapamayacağını, yani hem iman olup da hem de insanın bunun nasıl yapılacağı anlaşılmıyor. Dolayısıyla imanda sıkıntılar var demek oluyor. Anlatabildiğimi bilmiyorum, biraz toparlayamadım sanki. Nitekim arkadaşlar Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte bizi aldatan bizden değildir buyuruyor. Bu hadisin arka planında ne var biliyor musunuz? Bir gün Efendimiz pazarda dolaşırken elini bir buğday çuvalına daldırıyor ve bir bakıyor ki alt tarafı ıslak. Nedenini satıcıya sorduğunda yağmurdan ıslandığını söylüyor. Bunun üzerine de Peygamber Efendimiz öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üst kısma koyman gerekmez mi diye onu uyarıyor ve bizi aldatan bizden değildir buyuruyor. Arkadaşlar helalinden kazanç elde etmenin öneminden bahsetmiştik ve tabii ki helalinden kazanmak her zaman kolay olmayabiliyor ama cennette o kadar ucuz değil. Hadis-i şerifte Hazreti Peygamber boşuna doğru sözlü ve her konuda kendine güvenilen bir ticaret adamı, ahirette peygamberler, sıddıklar yani sadık olanlar, doğru sözlü olanlar, Allah'a sadık olanlar anlamında ve şehitlerle beraber olacaktır. Buyurmuyor. Boşuna böyle buyurmuyor arkadaşlar. Cennet kolay elde edilebilecek bir yer değil. Her zorluğun mükafatı da zorluğu nispetindedir. Yani ne kadar zorsa mükafatı da o kadar büyük pek tabii ki. Peki mükafat bu kadar büyük ve değerli ise arkadaşlar neden hileye başvuruyoruz? Maddi hırslar, çıkarlar, bencillik, rızık korkusu, dolayısıyla Allah'a tevekkül etmeme gibi nedenler insanları bu tarz davranışlara sürükleyebiliyor. Bir toplumda hile yapılır ve yaygınlaşırsa o zaman o toplumda güven denen bir şey kalmaz arkadaşlar. Adam geliyor, yok çocuğum hasta, tedavisi için para gerekiyor diyor. Sonra bir bakıyorsunuz dolandırıcı çıkıyor.
Ondan sonra başka bir gün başka birisi geliyor, aynı durumda olan birisi ve bu sefer gerçekten öyle, yani gerçekten hasta bir çocuğu var mesela ve siz öyle biriyle karşılaştığınızda ne yapacağınızı bilemiyorsunuz çünkü artık güvenmiyorsunuzdur ve belki de o kişiyi geri çeviriyorsunuz. Maalesef bu durumda çok kez dini duygularda istismar edilebiliyor arkadaşlar. Ne yapacağız peki? Yardım etmeyeceğiz mi? Hayır. Eğer içinden geliyorsa vereceksin tabii ki. Senin niyetin belli. Allah'ın rızası. Günah onun günahı, bizi ilgilendirmez. Ama şeytan insana bazen arkadaşlar bunu bahane ettirebiliyor ve işte bana ne dedirtebiliyor. O yüzden diyorum ya, niyetimiz Allah rızası olmalı, o kişiyi kurtarmak değil. Allah istedi mi seni değil başkasını vesile kılar ve yine yardımını ulaştırır o kişiye. Sen değilsin yani yardım eden. Allah sana bu fırsatı veriyor ve seni deniyor. Bunu unutmamamız gerekiyor. Ve her an karşı tarafta tarafla yer değiştirebileceğimizi ve bizim muhtaç hale gelebileceğimizi de bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler buyuruyor. Yani sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de öyle davran. Yoksa vay haline diye ikaz ediyor Allah-u Teala. Yani ahireti ve hesap gününü hatırlatmış oluyor. Son olarak bu fotoğrafı göstermek istiyorum arkadaşlar. Beni çok etkiledi. Görüyorsunuz, ölçüde hata yapmamak için poşeti kilodan yani ölçüden düşüyor. Rabbim herkese böyle bir esnaf anlayışı, böyle bir Allah sevgisi ve korkusu, böyle bir İslam şuuru nasip etsin inşallah. Allah ve Peygamber tarafından yerilen davranışlardan ele aldığımız son davranışsa israf. İsraf, kişinin tutum ve davranışlarında aşırıya gitmesi, savurganlık yapması demektir. İsraf edene ise müsrif denir. İsraf deyince genelde malın gereksiz yere harcanmasını anlarız. Ama aslında israfın pek çok çeşidi vardır. Zaman israfı, yemek ve içecek israfı, milli servetin israfı, akıl ve yeteneklerin israfı, duyguların israfı gibi. Çöpe atılan yemekler, boşa harcanan elektrik, akıtılan su, yani boşa akıtılan su, kullanılabilecek eşyaların yenilenmesi, mobilya ve kıyafet gibi ya da sağlığımızı korumamamız, örnek olarak bunları sayabiliriz. Ama en çok da arkadaşlar zaman israfı ediyoruz, öyle değil mi? Çalışarak, üreterek, kendimizi geliştirerek, faydalı işler yaparak geçireceğimiz zamanı genelde televizyon izleyerek, telefonla uğraşarak, işte sosyal medya ya sosyal medyada vesaire, oyun oynayarak vesaire boş geçiriyoruz. Özellikle şu evde olduğumuz ve zamanın en bereketli olduğu günlerde daha önce vakit ayıramadığımız için yapamadığımız birçok şeyi yapabiliriz. Yatarak geçirmeyin bu süreci arkadaşlar. Hem de Ramazan ayındayız. Ramazan ayında hele hele hiç yatmayın. Ramazan ayı aç kalma ayı değil. Mağfiret ve rahmet ayı. Allah'ın mağfiretini yani affetmesini dileyebilmek için de önce bir şeyler yapıyor olmak gerekiyor. Uykuya tutturulan oruçla af beklemeyin yani arkadaşlar. Her şeyin başlangıcı olduğu gibi sonu da vardır. Yaparım deyip de ertelemeyin. Bakmışsınız Ramazan da bitmiş, korona da geçmiş ama biz bu zamanı hiçbir şekilde değerlendirememişiz. Allah'ın verdiği her şey bir nimet. Şu an belki bazı nimetlere mahrum olabiliriz.
Ama evde ailemizle hiç olmadığı kadar vakit geçirebiliyoruz veya geçirebiliriz en azından istersek. İlim öğrenebiliriz, okuyamadığımız kitapları okuyabiliriz, yapmadığımız araştırmaları yapabiliriz. Dolayısıyla bardağın dolu tarafından bakıp her halimize ve bu nimete de şükretmeyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu nimete şükredip ölçülü kullanmayı özellikle bilmemiz gerekiyor. Üstelik bizim nimetleri israf ediyor olmamız sadece bizi etkilemiyor arkadaşlar. Kişisel gözüken birçok şey toplumu hatta dünyayı etkiliyor ve sorunlara neden olabiliyor. Mesela kağıt tüketimi bireysel görünebilir ama öyle değil. Neden? Ormanlar ortak kullanım alanlarımız, yani milli servetimiz. Elektrik ve su hakeza yine öyle. Onların hoyratça kullanılması yine aynı şekilde kaynakların tüketilmesi anlamına geliyor. Bizim boşa akıttığımız suyu içmek için yani bizim boşa akıttığımız suyu içemeyen, yani içmek için su bulamayan ülkeler var arkadaşlar. Biz o kadar boşa su harcıyoruz ama insanlar içmek için su bulamıyor. Veya bizim beğenmediğimiz, için döktüğümüz yemekler, giymediğimiz kıyafetleri bulamayan ve bu yüzden aç kalan ve üşüyen insanlar var. Gereksiz yere kullanılan her şey bir nevi kamunun hakkını yemek ve gelecek nesillere karşı sorumsuzca davranmak demek oluyor. Rahat bir geçim için kazanmak ve ölçülü harcamak yeterli arkadaşlar. Bu iki şey yeterli. Rahat bir geçim için kazanacaksın ve onu da ölçülü harcayacaksın. Fakat diyelim ki biri yok. O zaman ne oluyor? Hayat zorlaşıyor ve huzur yok oluyor, değil mi? Ya işiniz yoksa, o zaman zaten maddi geliriniz yoktur ve o bunalımı yaşarsınız veya vardır, kazanıyorsunuzdur ama onu ölçülü harcayamadığınızda yine bu sizi sıkıntıya sokuyor. Allah Teala arkadaşlar dengeyi kurmuş ama biz kurallara uymadığımız için insanlar bugün acı çekiyorlar. Halbuki herkese yetecek kadar nimet var. Ama dediğim gibi bizler her şeyi mahvediyoruz. Anlayacağınız her konuda olduğu gibi maddi ve manevi imkanları harcamada da yine itidal ilkesi, yani dengeli olmak ilkesi geçerli arkadaşlar ve her insanlık için en hayırlı olan da budur. Bakın ayet-i kerimede denge ile ilgili ne diyor? Yine o iyi kullar harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Diğer ayet-i kerimede ey Ademoğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Arkadaşlar görüyorsunuz, Allah-u Teala dengeli davrananı övüyor, israf edeni ise sevmediğini söylüyor. Allah-u Teala demiyor ki Müslüman dediğinin dünya ile işi olmaz, yemez, içmez, giyinmez. Bakın giyinin, yiyin için ama israf etmeyin diyor. Savurma ama cimrilik de etme diyor. Yani itidal üzere olun, yani dengeli olun buyuruyor. Hazreti Peygamber ise kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz buyuruyor. Arkadaşlar Allah-u Teala'yı teyit etmiş oluyor bu hadis-i şerifle. Ama burada önemli olan ayrıntı kibirsiz kelimesinde. Demek ki israf etmenin arkasında kibir yatıyormuş. İnsan çok harcayarak büyükleniyor, hava atıyor, öyle değil mi? Efendimiz de buna değinmiş oluyor. Bir diğer hadis-i şerifte de
Evet, akan bir nehrin kenarında bile olsan normal bir miktarın üzerinde su kullanılması israf olur. Bu arkadaşlar abdest alırken israf eden, suyu israf eden bir sahabeyi gördüğünde Peygamber Efendimiz ona işte neden israf ediyorsun diye ikaz ediyor ve o da abdestte de israf olur mu sorusu üzerine bu cevabı veriyor. Yani arkadaşlar bazı nimetlerin önümüze serilmiş olması onları sınırsız kullanacağımız anlamına gelmiyor. İsraf her durumda israftır. Konuyu kapatırken bütün ünitede anlatılanları kapsayan ayetleri ele alacağız. İman ve ibadetten sonra Kur'an-ı Kerim'in üçüncü ana konusu ahlaktır arkadaşlar. Hucurat suresi de bu ahlaki öğütlerin yoğunlukta olduğu bir suredir. 11. ve 12. ayetlerde de bunlara değinmekte. Bakalım Allah-u Teala bu ayetlerde bize ne demekte? Ey iman edenler, erkekler diğer erkeklerle alay etmesinler. Onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi karalamayın, birinize kötü at takmayın. Birbirinize kötü at takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür? Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Arkadaşlar, birbirinizle alay etmeyin, birbirinizi karalamayın, birbirinize kötü at yani lakap takmayın. Her birini de çok yapıyoruz, öyle değil mi arkadaşlar? Bu konuda sizleri uyarmaktan bıktık artık hocalarınız olarak. Bizleri ciddiye almıyorsunuz. Bakın Rabbimiz buyuruyor. Lütfen kulak asın. Üstelik devamında da ne diyor? İman ettikten sonra fasıklıkla yani günahkar olmakla anılmak ne kötüdür? Yani bunlar sadece bir öğüt değil. Günah işliyorsun diyor Allah-u Teala. Ve bu yüzden de tövbe etmemizi istiyor. 12. ayette ise ey iman edenler, zannın çoğundan sakının çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Buyuruyor. Arkadaşlar 12. ayette de zandan yani bilgiye dayanmayan kötü zanlardan, konuşmalardan sakının. İnsanların mahremiyetlerini araştırmayın. Hani tecessüs diyorduk ya biz buna. Ve gıybet yapmayın buyuruyor. Ve en önemli yerde herhangi biriniz ölmüş kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mı? Demek ki bu davranışlar yani zan üzere yorum yapmak, ondan sonra gizlilikleri araştırmak ve gıybet yapmak, bu üçü neymiş arkadaşlar? Kardeşinin etini yemiş gibi sayılıyor. Ve nasıl ki ölü eti yemek tiksindiriyorsa insanı, bunlar da insanı tiksindirmesi gerekiyor demiş oluyor. Ve yine tövbe kapısı gösteriliyor arkadaşlar ve Allah'ın merhametiyle de ayet bitiyor. Yani bütün yapmamız gereken şeyler sayıldıktan sonra diyor ki tövbe et, ben seni affederim. Yine Allah-u Teala orada bütün ikazlarını yaptıktan sonra kendi yüceliğini ve merhametini öne sürüyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu davranışlardan uzak durursak hem kendimizi hem de toplumu korumuş oluruz. Aynı zamanda Allah'ın rızasına erişmiş oluruz. Ve bu zamana kadar da yapmış olduklarımızdan dolayı Allah'a samimi bir şekilde tövbe etmemiz gerekir. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı günler.